1940'ten Rize'de doğdum. 6 Mayıs 1934. 1941'de koca Hasreti anamı, baba Hasreti bizi yaktığı için kapağı İstanbul'a attık. Vesaire geldik. Şu limana demir attık. Hala buradayız. Yaş 87'yi bitirmeye çalışıyorum. İnşallah bitiririz sağlıktan. Bir bu konuda yaşamak da bir dileğim. Yani eskiden şöyle derdim. Allah'ım ben 77 yaşına kadar çalışmak gücü ver. 10 senede dinleneyim. Anlasın ne olursa olsun. Baktım yaklaştı. Şimdi diyorum yarın 100 yaşına kadar sağlıklı bir ömür ver diyoruz. Bu bakımdan yaşam tatlı şey, güzel şey. Öncelikle de sağlığa dikkat etmek lazım. Tedbirli olmak lazım. İhmal etmemek lazım. Abur cubur yememek lazım. O çok önemli. Bir de sevmek lazım. Torunlarını seveceksin, eşini seveceksin, çocuklarını seveceksin, insanları seveceksin. Dünyayı seveceksin, toplumu seveceksin, yeşili seveceksin. Benim Sarıyer'de yaşlanma diye olay yok. Sarıyer'e gelenler dinç kalır, zinde kalır. Yaşlanmayı pek aklına getirmez. Zaten benim yaştakilerin bunu düşünmesi biraz zor. Zira şair Behçet Kemal'in dediği gibi 10 yılda 15 milyon yarattık her yaştan diyor 10. yılda. Cumhuriyet'in çocuklarının yaşlanma söz konusu değil. Rumeli Sarı'nda kalesi, İstiyye'de tersanesi, Yeniköy'de börekçisi, Büyükdere'de azıklarıyla sayılan, yukarı doğru gittiği zaman kemerleriyle, benteriyle tarihi dolu dolu yaşanan bir yer. Sarıyer'e geldiğinde de balık, börek, muhallebi, işte Sarıyer'in güzellikleri bunlar. Ve ondan sonra diyoruz ki Sarıyer'ler yaşlanmaz. Yaşlanmayı kabul etmezden azından ben şahsen kabul etmiyorum. Çünkü bir çöküntü olur biz yaşlar için. Zinde kalabalığın bence bazı şartlara koşulları var. Bunu yerine getirmemiz lazım. Önce huzur, yaş 60, iş bitmiş derler. Bunu özümserse hakikaten iş biter. Hayır ben de yaşıyorum, yaşayacağım, mücadelemi devam ettireceğim derse o zindeliğini korur. Önemli olan beyinsel yaşamın devam ettirilmesi. Düşünebilmek, konuştuğunun ne olduğunu anlayabilmek, anladıklarını da dışarı aktarabilmek. Bu çok önemli. O nedenle ben şahsen yaşlı kaptarı diyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Niçin yaşlı olacağız? Yaşlıya hürmet haftası testleri oldu. Çünkü yaşlı hürmet yok. Otobüse biniyorsun kaç kişi yer veriyor sana? Biz bu terbiyeli büyümedik. Bir hamile kadın geldiği zaman en yaşlısı bile kalkar yer verir. Kucağında bir çocuğu olan anne geldiği zaman kalkıp yer verir. Hanım ne olsa olsun kalkıp yer verilir. Yaşlıya kalkıp yer verir ama bunların tamamı kalktı. Önce hantallığı yok etmen lazım. Yani kendini pasifize etmeyeceksin. Bir iş yapacaksın. Şu veya böyle. Evde oldu çiçekle uğraş. Bahçen varsa zerzevat ek. Çarşıya çık dolaş. Vaktini değerlendir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 10 saatini denizde geçiren bir adam. 10 saat oksijen teneffüs ediyor. 10 saat yod kokusunu alıyor. O adamın yaşlanması olmaz. Ne iyi olur? Yorgunluğu olur. Beden yorgunluğu. Uyur 2 saat kendine gelir. Şimdi Sarıyer'de sahil boyu ta Rumeli'sine kadar hemen hemen 18-19 kilometre. Her gün gidip gelenler var. Sapa sağlam, taş gibi adamlar 70-80 yaşında. Sarıyer'de bir eski köy havası hala devam eder. Bu merkez, şu merkez hemen hemen herkes birbirini tanır. Yolda 3 kişi gitsek şimdi burayı tanımayan sizin gibi yeni gelenler görecek ki İbrahim amca nasılsın? İbrahim Bey nasılsın? Ne yapıyorsun? İyi misin? 15 dakikada 22 sana selam verir. Sarıyer'in bir Çırçır Vadisi var. Buradan girdiğiniz zaman Bekardere'ye doğru gidersin. Sağlı solu için Rize'nin yeşil tonlarının tamamını orada bulursun. Mesela ahududu da yetiştirilir. Kivi yetiştirilir. Olmadık meyveleri burada varsa limon, mandalina, portakal bile var. O kadar güzel bir yer. Düşünebiliyor musunuz? Burada yaşayanlar yaşlanır mı? Böyle bir yerdeyiz biz. Efendim koronavirüs tabii Türkiye genelinde bir olay oldu. Beklenmedik bir şeydi. Halkın ilgisini ve korkusunu getirdi, korkusunu getirdi. Yani çaresi olmayan bir hastalık. Henüz aşısı yok, şusu yok, bu çaresi çalışmalar var. Millet kendini çekti.
sokaklar adamsız kaldı. Kimse sokağa çıkmadı. Kişi kendi çocuklarından korkar hale geldi. O nedenle yani daima tedirginlik yaşandı. Her yer olduğu gibi Sarıyer'de yaşandı. Aranmak güzel şey. Hatta aramak da güzel şey. Arıyorsun. Belki o işte, seni aradığın adam belki işte ama bak nerede, kimin telefonu falan diye baktığı zaman sen abi iyi bir falan böyle ikide kesip atıyor ama sonradan iyi ki aradı beni diyor. Çünkü hepimizin başına geçiyor bu. Aranma güzel şey. Çok aranıyorum sağ olsunlar. İletişim Fakültesi son sınıf öğrencileri, Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencileri, bu yıllar üzerine konuşuyoruz. Bunların hepsinin öğrencilerin master tezi olarak yaptılar bunları. Çalışıyoruz, yardımcı oluyorum onlara. Hem onlar kazanıyor, hem ben kazanıyorum. Koyun kazanıyor mu, zindeliğimi, gençliğimi. Onlar da kazanıyor, diplomasını ya da okul mezuniyetini.